10 Aralık 2019 gençler salı günü kop koy muhabbetine hoş geldiniz bugün neleri konuşacağız sizlere böyle bir ön izlemesini yapayım efendim istedim altın küre altın küre bahsedeceğiz yeni Bayoşok oyunu geliyormuş nasıl geliyor kim yapıyor acaba ondan bahsedeceğiz e, Disney ile ilgili bir haberimiz var Disney'in efendim şeyi büyüyor e, para basma makinesi ihtiyacı... <laughs> büyüyor para sayma makinesi ihtiyacı büyüyor doğru söylüyorsun bir yandan da para basıyorlar gibi bir durum var tabi Matrix 4 ile ilgili bir gelişme var ondan bahsedeceğiz bir de efendim Riot Games ile ilgili enteresan bir haber League of Legends bir isimle işbirliğine gitmiş bunlardan bahsedeceğiz Kop koyu başlasın efendim buyurun Gençler Pixopat ekranlarındasınız. Twitch.tv slash Pixopat. Canlı olarak kaydediyoruz şu anda programı. Eğer izlemek isterseniz youtube.com Pixopat adresinden de izleyebilirsiniz. Veya iTunes Spotify üzerinden podcast olarak dinleyebilirsiniz. Biliyorsunuz YouTube'a yeni abonelik seçeneği imkanı geldi. İsterseniz bize Twitch'ten destek verebilirsiniz. Maddi olarak. İsterseniz YouTube'dan abone olabilir. Oradan maddi destek verebilirsiniz. Patreon efendim veya işte efendim bahşiş gibi seçenekler de var. Ama hep söylüyorum en büyük destek izlediyseniz memnun kaldıysanız beğenmek, abone olmak ve paylaşmak. Gülcüm nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? Çötanza yapmak isterim. Suyum yok. Bir lokma su koyarsam belki ee, çötanzamızı daha evet hakkıyla gerçekleştirebiliriz. Çötanza! Nasılsın yavrum iyi misin? Keyifler nasıl? İnternetimizde iyiyiz, biraz sıkıntı vardı. Be. Ee, şu anda Aman yok var biz de kok koyu sandım. icra edebiliyoruz sen de in oradan aşağı in oradan aşağı yine kediyle başımız dert her der. zamanki gibi yok, uğraşıyoruz başım dertte falan değil ben Olur. gayet memnunum kediden son derece e, seviyeli bir ilişkimiz var <laughs> gerçekten seniyle evet. çok seviyeli bir ilişkim var farkındayım sürekli rüşvet veriyorsun kendisine süt olsun efendim e, yoğurt olsun bir şey yiyorsam şöyle evet. anda da tattırıyorsun e, ne yapayım abi Kedi bundan anlıyor köpek gibi bir şey sadakat duygusu yok ki arkadaş yok, Köpek hakikaten köpek gibi yani e, Köpek gibi evet. aynen Bu kedilerde öyle bir şey olmuyor İlk haberimize başlayalım Evet diyor. lütfen Paylaşır mıydın? Golden Globe abone ab abonelikleri dedi ya adaylıkları belli olmuş Efendim sonra çok bu para olaylarında duygusalsınız Efendim işiniz gücünüz para para görsünüz deyince alınıyor üzülüyorsun ne yapayım dünden beri Aklında abonelik 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 dedik. Abonelikten başka bir şey geçmiyor. yaz güzel video oldu arkadaşlar. Bizim bu abonelik videosunu izleyebilirsiniz. Lego efendim Çok bir şey yaptık. Çok şirin oldu. Çok şirin oldu. Bu arkadaşları böyle hop hop zıp zıp yaptık. İzleyebilirsiniz onları. Çok şeker oldular. Bak ben bir şey yiyorum. Ne yiyorum bu? Pretzel. Evet. Evet. <laughs> Ünlü elinde dondurma var. Onu da izleyebilirsiniz. Hep Talep olursa ara ara böyle Lego'lu videolar <laughs> <Talep> belki yaparız. <laughs> Peki. Peki. Ben Golden Globe'a, Altın Buyurun. Küre'ye geri dönmek Altın istiyorum. Küre Altın Küre geri dön. adaylıkları belli olmuş efendim. Onlar üzerine konuşalım. Dilerseniz. Bu, buyur lütfen. Bir kere konuşalım. Çok ağır bir Netflix darbesinden söz edebileceğimizi düşünüyorum. Diyorsun. Netflix sanıyorum şey olayına bir son verdi. Netflix filmleri de izlenir mi ki? E. Olayına son verdi. Altın Küre adayı olan, en iyi film adayı olan 5 filmden 3 tanesi Netflix filmi çünkü. Diyorsun. Evet. Burada ayrıca var oyunculuklar var. falan filan var. En iyi film dalında 1917 The Irishman, Joker, Marriage Story, The Two Pops. The Two Pops, Marriage Story ve Irishman üçü de Netflix The filmi. Two Pops sinemada girdi mi gösterime girmedi. Direkt televizyon filmi o bildiğim kadarıyla. Onu bilmiyorum. Marriage Story ama şey olmuş onu netleştirdim dün. Discord'da konuştuk. öncelikle şeylerde girmiş gösterime. Sinemada. Ee, festivallerde. Dolayısıyla Hı. hani Oscar şansı da var. Two Pops'u bilmiyorum. Evet. Ee, üç tane Netflix evet. filmi. Evet. 1917 izlemedik. Ben bir izlemek istiyorum onu. Evet. bir fırsat bulursak bir gidip izlemek istiyorum. Ee, onu My sen nerede izleyeceksin galiba değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Öyle olması lazım. Tek plan hani çekti Aha. ile öne çıkmış evet. ki ben tek plan <laughs> hastasıyım. Ee, o yüzden onu bir izlemek istiyorum. Ee, bence güzel 5 film var. Ya şöyle bir şey desem e, tuhaf kaçar mı? Bu sene iyi film yaptı. ya. Evet ya yani bu sene değişik filmler yaptı. Şimdi üçüne de üçü diyorum. Beşinde de bakıyorsun hani değişik değişik filmler. Güzel bir şey o. Canım iyi misin sen? İyiyim. Mi? üçlü beşli aboneli falan yavrum yazık kafası uçtu acıktın değil mi Niye bana böyle Yok ama gerçekten acık, hayır, hayır hayır vallahi acıktık yani şu an öğle yememiz gereken <laughs> saatlerdeyiz geç Dost, girdik iyiyiz, internet nedeniyle yok. Bu sene iyi film yaptı ben hep şunu söylüyordum abi filmler gelmiyor işte bitti bitti falan muhabbeti yapıyoruz zaman zaman Hı -hı. ve şöyle diyordum ben öyle diyoruz ama her her seneye geri dönüp baktığın zaman Aa bu film o sene mi çıktı Aa bak bu sene de şu film vardı evet. dediğimiz oluyor, oluyor. diyordum Aha. diyordum ee, ama bir tane, iki tane oluyordu. Üç tane olsun maksimum. Mesela geçen 80 ve 81 senesinin galiba filmlerine baktım. Arkadaş öyle bir sene ki yani o sene çıkan filmler. Ya da işte 86'ya bakıyorsun mesela. Hani öyle filmler çıkmış ki 10 tane çok kral film. Ee, bu sene o senelere benzedi sanki. İyi filmler var. Önemli filmler Güzel filmler var evet, yani. Evet yani bayağı öne çıkan filmler oldu hakikaten. Neyse. Komedi dalında Dolomite Is My Name, Jojo Rabbit, Knives Out, Hı -hı. Once Upon A Time in Hollywood ve Rocketman var. Once Upon A Time in Hollywood neden müzikal ve komediye dahil edilmiş onu tam anlayamadım Çok açıkçası. Çok ilgimi çekti. Knives Out da mesela komedi yanı olabilir de komedi filmi mi Knives Out? Yani bir Hafif gibi mi? Hafif. Avantür, yani Burada avantür film gibi Yani avantür de, der ya eskiler Evet ama Once Upon a Time in Hollywood O, o da avantür film de değil o Yani, yani bir enteresan olmuş evet. Bu kategori bir tuhaf olmuş bilemedim Sonra aşağı doğru böyle gidiyor Performanslar falanlar filanlar ee, gidiyor Mesela öne çıkanlar kim diye ee, Şöyle bir ilginçlik var tabi e, Robert De Niro aday değil hmm, işte ona bakacaktım Hı -hı. E, Dramada aktör mesela Christian Bale var Antonio Banderas var Pain and Glory şey mi bu e, Almodovarın kendini anlattığı Bilmiyorum. Otobiyografik filmi mi? Bilmiyorum. O galiba. Ee, çok çok şey bir film olmuş öyle anladım. Çok içten, içten bir film hmm. olmuş öyle gördüm yani. Bayağı da bildiğim kadarıyla öyle içten olacak bir hikayesi var evet. adamın zaten. Adam Driver Mary Story ile. Ee, o çocuk iyi oyuncu ya. Burada bayağı döktürmüş diyorlar. İkisi karşılıklı. Yok, i̇zleyelim de görelim. Joaquin Phoenix. Oo, çok enteresan. İzleyelim dedi. <laughs> Jonathan Price. Uh, the Two, two Pops'la. Pop's. Ee, mesela şey aday olmamış. Kim? Ee, bizim Allah, Allah. Anthony Hopkins mi? Yardımcı adam. Yardımcı da mı? Hı? Yardımcı rol de mi orada? Öyle. Ya da öyle yani de film daha gelmedi. 20'sinde geliyor Sen diyorsun ki en iyi oyuncuda neden Robert De Niro yok? Evet. Hmm. Mesela en iyi yardımcı erkek oyuncu da Joe Pesci ile Al Pacino var. Evet. Ama en iyi erkek oyuncuda Robert De Niro yok. sığdıramadılar demek yani. <laughs> öyle diyeceğim çünkü yani bayağı önemli isimler var orada. İyi performanslar var. En iyi kadın oyuncu dalında dramada Cynthia Erivo, Harriet, Scarlett Johansson, Mary Stowe. O da iyiymiş. Yine film oyunculukla da baya bir ilerliyor Hı -hı. muhabbeti var yani. Little Women'la e, so nasıl okuyorduk biz bunu? Sauris mi okunuyor? Hiçbir fikrim yoksa okunuyor aslında bakarsan. Bombshell'le Charlize Theron çok benzemiş oynadığı kadına gerçek hayattaki. Evet değil mi? Makyajla falan benzetmişler. O da bu sene değil mi ya o filmde bu sene. Fena eleştiriler almadı. Rotten 86'yı da en son. Bombshell bu şeyi anlatıyor. Ee, Fox'taki Fox'ta bir muhabbet skandal, skandalını. Muhabbeti var yakın tarihli onu anlatıyor. İşte onu anlatırken de evet. işte Amerika'da Fox efendim e, sağ medya. Hı, hı. İşte gerçekler, nedir, nasıl eğilir, bükülür falan gibi muhabbetleri dalıyor. Sağlam bir dalıyoruz. sarışın kadın oyuncu kadrosu var. Nicole Kidman var. Bir de şey var Margot işte. Roby Margot Robbie var. var. E, Renée Zellweger, Judy. Renée Zellweger... Oynuyor hala. Oynuyor. Allah Allah. <laughs> hala Allah Allah diyor. Allah Allah. E, ne o, bu? Hem işte müzikal, ha, müzikal komedi dalında. Daniel Craig mesela. Knives Out'ta çok beğeniyorlar. Harika bir aksan Her yapmış. Ben filmi izlemeyi çok istiyor. Evet, kendisi bir İngiliz ama bayağı şey güney, Amerika'nın güneyinden bir aksan yapmış. Baya. Filmi izlemek istiyorum ama Türkiye'de gelmeyecek falan gibi bir muhabbet evet, döndü. Bilmiyorum onu. Öyle muhabbet muhabbet mi var. hakikaten? Bir şey diyemiyorum. Leonardo DiCaprio adayı olmuş. Once Upon a Time Hollywood'la. Ee, öyle yani. Efendim e, müzikal komedide işte en iyi kadın oyuncular Hı -hı. bakıyorum. Böyle. Ana de Armas, Knives Out'ta. O şeyde de oynuyor galiba. Bond'ta da oynuyor anladığım kadarıyla. Evet. Değil mi? Orada evet. da efendim yakıcı olmuş şey e, izlemiştik döndü. zaten ee, yeni ne bu yani yeni 2049 <laughs> şey ha o evet 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 ee, Blade Runner yardımcı rollerde Orası yardımcı erkek oyuncu kategorisi Şuraya hani Şuraya bakar mısın sal beni diyor yani Şuraya bırak bakar beni mısın diyor ya? bırak bırak İsimlere bak. Tom Hanks yardımcı oyuncu pozisyonda o filmde Demek anlaşılan. Ki, evet. Öyle değerlendirildi. E, Anthony Hopkins. Al Pacino. Maşallah. Joe Pesci, Brad Pitt. Yani şöyle, şöyle bir şey. Klasik muhabbet vardır Yani bu adaylarla bir arada olduğum için sırf yani o bir ya ödül. Kesinlikle öyle. Mesela Brad Pitt direkt öyle düşünüyordur abi. Evet ya. Tamam. Yani düşünsene mesela şöyle sayıyorlar. Bu senin adayları Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino. Joe Pesci, Gürkan Gürak. Oha yani. Tamam ben tamam falan vermeyin zaten <laughs> tamam. Bitti. Ölüm grubu hakikaten grubu. Direkt ölüm, ölüm grubu. grubu yani Bu Bu Barcelona. Ölüm grubu? <gülüyor> <gülüyor> hakikaten ölüm grubu. Efendim şey e, yardımcı kadın dalında. Katie Bass, gene Annette Bening, Laura Dern, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. O filmde iyi e, eleştiriler aldı. Tabii ya. E, Scorsese Light falan eleştirileri hmm. almıştı. Güzel bir film olmuş öyle diyorlar. Margot Robbie. A ne kadar çok izlenecek film var bir liste yapıp izlemek lazım e var izliyoruz işte ufak ufak izliyoruz ya en iyi yönetmen bu tabi e, senenin olay e, filmi Parasite burada Bong Joon-ho Sam Mendes 1917 ile Todd Phillips Joker Irishman Scorsese Tarantino gene gene enteresan gene evet, gene dolu abi güzel çok, ya çok bence güzel, bayağı, iyi. Güzel ya. Evet, evet, bayağı iyi Evet evet iyi. de Gürkan'cımız gülüm ama izlememiz gerekiyor ya, ne e, ana, zaten aslında senenin öne çıkan filmleri az çok belli oluyor. Şimdi bakıyorsun mesela senaryo dalında da aynı filmler geçiyor. Marriage Story, Parasite, Hı -hı. The Two Pops Once Upon a Time in Hollywood, Öyle. Irishman Aynen. Şu e, en iyi e, animasyonu bilemiyorum. En iyi animasyonu hiçbirini izlemedim. Frozen 2'yi izleme niyetim yok. Lion King'i izleme niyetim yok mesela. Toy Story 4'ü izleyebiliriz. E, How to Train Your Dragon Rüzgar izliyordu. Ben de arada bakıyordum. E, o belki tamamlar, belki öyle izleriz falan. Öyle. E, en iyi yabancı dilde e, filmler böyle. Müzik. En iyi müzik efendim burada. Gene Kimdir? Alexander Desplat her sene olduğu evet, gibi. her sene olduğu gibi şu adama bir ödül verin artık ya. <laughs> Verdiler ya. ya. Nereden almıştı? almadı mı? Um, Benjamin Button'ı. Almış mıydı orada Yanlış mı hatırlıyorum? Doğrudur. Thomas Newman. bir Newman'ımız var gene. Newman Olmazsa var, olmaz. ama aynı değil. <laughs> Newman olmaz. Newman, Newman şey değil. Ne onlardan değil galiba. Bilmiyorum. Ben öyle diye biliyorum. Öyle Motherless mi? Brooklyn, Daniel Pemberton. Bu ismi Bu tanımıyorum. Yeni Bu ismi tanımıyorum. Dinlemek lazım bir ara. En iyi şarkı, en sevdiğim ödül, bayılırım. Beautiful Ghosts, Cats. Ay! abi o Cats var ya, çok pis çakılacak gibi bir izlenim var ve ben çok ters köşe olabilirim yani. Ters köşe olmak. Yani çok çakılacak gibi bir hissiyat Hı -hı. var bende. Ama film gidip de böyle bir milyar gişe falan yapabilir. Belli olmaz. Çok... Cats çok sevilen bir IP Amerika'da falan. Göd olurum çok yani. çok bilmiyoruz ama. Abi Frozen çok, 2'den çok, gene şarkı var. Çok creepy şey duruyor ya. O trailer Değiştirmişler falan. Değiştirmişler galiba sonra biraz. Öyle mi? Hmm, tepkiler üzerine. I'm gonna love me again Rocketman. Efendim. Into the unknown. Frozen 2 tabii ki olmazsa olmaz bir animasyon şarkısı. Yolun var. Lion King, Stand Up, Herit. Bu. Kategoriler bunlar. Genel televizyon yani. televizyon sonra gidiyor tabii, zaten. Televizyon Aslında gidiyor falan diyoruz da burada da televizyon da var. evet. Mesela e, İrem'in Succession'ı bayağı öne çıkmış görünüyor. Çernobil keza evet. Ne zaman izlemeyeceğim? <laughs> İrem'in bayıldığı... <laughs> Kısmet bir gün izleyeceğiz inşallah. Ee, en iyi efendim müzikal komedi televizyon dizisi adayları mesela böyle. Dediğim gibi Çernobil bayağı tabii iyi, öne Adaylığı çıkmış. Adaylığı var herhalde. hı. -hı. Ee, efendim en iyi, iyi oyuncu dramada. Brian Cox mesela. Succession. Kit Harington var mesela. Çok güçlü. <laughs> Öyle deme yani. Rami Malek mesela. Mr. Robot. Bakıyorum gene Ekşi'de falan bir hareketlendi son zamanlarda. Bu Hayır aralar yani. Hareketlensin. Wonder Hell. Dördüncü ay. Çok teşekkür ediyoruz. Galip'ler efendim. efendim Galip'leri yolluyoruz. Ee, en iyi kadın oyuncular gene. Jennifer Aniston. Morning Show. Mesela çok iyi eleştiriler almadı Morning Show. Öyle mi? Oyuncular falan iyi, çok güzel hmm. toplanmışlar etmişler ama aman aman bir İkisi iyi eleştiriler almadı olmuş. sanki. İkisi de. Hem Jennifer Aniston hem Reese Witherspoon. Evet. Yani iyi güzel oynuyorsunuz da falan olmuştu. Adı Rizzi Reese Witherspoon olsa çok mutlu olurum. Çok güzel Riz söyleniyor. Witherspoon. Reese Witherspoon. Reese. Reese mi? Reese değil be Reese değil mi? Bilmiyorum. Neyse ben de bilemedim. Ee, böyle genel işte geri kalan şeylerde böyle ben şimdi bütün programı buna ayırmayayım yani bir sürü adaylığımız var. Siz de girip bakın. aday gösteriyorlar işte. Kesinlikle. Güzel ne zaman veriliyormuş bu ödül Bir bakalım. Ee, 5, 5 Ocak, Ocak. 2020 Hı -hı. NBC 77. olacakmış. Ricky Gervais sunuyormuş. Hadi be. Hadi be. Güzel izlenir. <laughs> Sen seni galiba değil mi? Öyle Güzel şey izlenir. Olmuştu. Herkes bir tedirgin gidiyor ya bayılıyorum. Evet kendisi de diyor ya şey diye. Bakalım ne diyecek gene. <laughs> ben de ne kime ne sataşacağım ne diyeceğim onu da bilmiyorum vallahi gidiyorum öyle konuşuyorum. <laughs> Enteresandır bana da veriyorlar bu sunuculukları evet, yani. Abi. Peki abi, pekürki vampir olabileceği konusunda ne düşünüyorsun? Vampir olabileceği konusunda. Evet, çok ne uzun köpek dişleri var. Var evet. Yani başka bir şey var mı? Yok. Başka bir gösterge var mı? Vampir olabileceğine dair. Yani enteresan efendim eee ateist. <laughs> Evet oradan bir yürünebilir. Oradan bir yürünebilir. <laughs> Küvet fotoğrafları var enteresan. Onu bir yere bağlayabilir miyiz? Evet. Bilmiyor musun? Hayır. Küvete şöyle bir girip böyle bir kendini çekiyor ya alttan. Ha öyle. tamam anladım. Okay. <laughs> o tip fotoğrafları var. Ee, onlardan belki bir yere yürünebilir diye düşündüm. Bilemedim, bilemedim. Tahminlerinizi yazın arkadaşlar. Bu altın küreyle ilgili tahminleriniz nelerdir? Ee, en iyi film dalında enteresan böyle efendim, bir rekabet olacak gibi gözüküyor. Evet. Oyunculuklarda bir rekabet olacak. Baya bir rekabet olacak gibi gözüküyor. Ee, yorumlarda bekliyoruz. Bu sene güzel güzel. Güzel nezih. Efendim gelelim bu haberimize. Bu enteresan. Şimdi bu haberimiz sabah bir de Playstation'dan şey geldi. Ee, haber bülteni geldi. Oradan da paylaşalım. Yeni Bioshock. Bioshock oyunu duyuruldu arkadaşlar. Fakat olay şu. 2K yeni bir stüdyo kurmuş evet. bu oyunu yapması için Cloud Chamber diye. Cloud Chamber diye iki tane yerde bu. Bir Kaliforniya'da bir şehirde üstleri var. Hı hı. Bir de Kanada'da var. İki tane ofisleri olan bir stüdyo. Hı hı. Sıfırdan kuruyorlar dediğin gibi. Hı hı. Ve hani çok yakın bir zamanda beklemeyin o anlamda birkaç sene içerisinde gelecek yeni eee Bayoş oyunu diyorlar. Çalışmaya başlanmış mı peki acaba? Sanıyorum. Yani onun için kurulduğuna göre herhalde çalışılmaya başlanmıştır diye düşünüyorum. İç stüdyosuymuş bu Turkey'in. Turkey'in iç stüdyosu. Evet. Ondan sonra e, fakat tabi bazı isimler e, ayrılmışlar. Başında olan isim e, şey Ken Levin. Deleven, aha, o yok. ayrılmış. E, ayrılmış derken buna girmedi yani. Girmemiş yani o başka Girelim. kendi e, Ghost Story evet. Games diye bir şey şirketi var. Orada e, oyun yapıyor. Ee, bu işe girmemiş anladığım kadarıyla başka isimler de eksikler var dün Discord'da konuşuyordu arkadaşlar fakat eski Bioshock'larda lar, Bioshock çalışan işte sanat tasarımcısı falan filan gibi isimleri aşağıda onların da listesi var isimleri vardı hı hı. Ee, onları dahil etmişler projeye onlar devam edeceklermiş ee, nasıl bir oyun olacak ne olacak bilmiyoruz tabi ama Bayoşok çok sevilen bir IP herkesçe değişik ee, hoş bir IP kendi yeri çok ayrıdır canım Öyle. oyun Heh. dünyasında kimler var onlar burada var mesela creative Director var e, ondan sonra e, ne var Ar sanat direktörü var aynı şekilde e, tasarım direktörü var bu isimleri tutmuşlar hmm. olabilir ya güzel bir iş çıkabilir de yani ben de bu kendi olmadan nasıl olur bu iş diyenlerdenim yani bazı evet, tabii. Yani... bazı işler e, e, Karak, çok karakter sahibi bazı işlerde o karakteri kazandıran isimler ayrıldığı zaman e, o karakterin de kaybolduğunu görüyoruz ve biz bence çoğu zaman e, şöyle yaklaşıyoruz Hani bir stüdyo ismi mesela e, sanki bir bina var hı hı. bir ofis var hı hı. o oyunu o ofis yapıyor yani Anladım anne. Yani evet, o binadaki masa, sandalye, efendim duvarlar. Evet. Kapısı var onun. Mesela tamam mı? Kapıdan mesela sen diyorsun ki Bioshock diyorsun mesela. Yazıyorsun kağıdı, atıyorsun kapının altından. İşte 2 yıl i̇ki sonra alıyorsun kapının onu. altından disk geliyor, tamam mı? İçeride kimse yok ama. Hani öyleyiz. Öyle, is, öyle zannediyoruz. şey için öyle Rockstar için öyle düşünüyorum. Kimseyi görmedik çünkü bu house'lar haricinde kimse yok orada. Yapay zeka yazmışlar o değil mi? Aman. Machine learning falan oyunları onlar yapıyor. Böyle zannediyoruz. Mesela Assassin's Creed'de falan oldu bu. Evet. Assassin's Creed yaparız abi. İşte Patrice gitsin, önemli değil. Tabii. Jade Raymond gitsin, önemli değil. Olmuyor işte. Olmuyor abi. Olmuyor. Öyle olmuyor. Veya ne bileyim e, Call of Duty'ler. Hani Modern Warfare gibi bir oyunu, bu yeni Modern Warfare gibi bir oyunu çıkması için belki 10-15 yıl bekledik. İşte, Öyle bir ekip toplandı e, etti. Gene o seviyede yaratıcı bir şey var mı, yok mu? O tartışılır tabii. E, Respawn'a bak işte. Respon. Aşağı yukarı aynı ekip toplanınca. Nasıl yeni başarıyla bir şey devam ediyor? Devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Aynen öyle. Ee, <laughs> o yüzden bu isimler bence önemli. Ee, a evet yani işte isimleri e devreden çıkarıp da onlara e güvenmeyi bıraktığın zaman Ubisoft mak Ubisoft'ta makine yapıyor olabilir evet. oyunları demiş. Yaratıcılıktan uzak seri üretim. Öyle demiş, evet. Hakikaten makine. Yani bir e algoritma yapıyor olabilir oyunları Ubisoft'ta. O, o seviyeye geliyor. Ben hep söylüyorum. Belli bir şeyin üstünde oluyor. E akışı <laughs> güzel oluyor. Oynuyorsun ne diyorsun diyorum ben diyorum ama hakikaten makine yapıyormuş gibi oyunlar oluyor. Ee, o yüzden isimler önemli. Kesinlikle önemli. Ya yani mesela ee, klasik hep son günlerde konuştuğumuz Kojima olmadan olur mu? Olması mümkün mü? O tür yani adam. Yani. O şey oluyor işte. Bir şeyin tekrarını e, yapıyor olursun. Taklidini yapıyor olursun. Aynı hissi yakalamaya <laughs> çalışıyor olursun ama onu bir adım öteye taşıyacak olan kişiler, kişiler işte. Ya insan o insani dokunuş önemli ya. O yüzden e, bilemiyorum. Şu şuna kapıyı açık bırakıyorum ben kendi adıma. Hı hı. Bir bay, iyi bir BioShock oyunu yapacak bir isim, isimler grubu bir araya gelebilir mi? Belki gelebilir. Bilmiyorum. Ama e, bunun örneklerini çok az gördüğümüzü de biliyoruz. Evet. Çok çok az görüyoruz bunun örneklerini. Maalesef. Yani IP'yi elimde tutuyorum diye birebir aynısını ya da aynı ruhu taşıyan bir şey yapamıyorsun maalesef. Olmuyor. Zorlanılıyor e, devam ettirmek falan bayağı güç oluyor. Bakalım göreceğiz. E, ee, Bioshock ne oyunlar vardı? Yani Bioshock'un oyunları nedir diyecek olursak. Bioshock 1 var. Bioshock 2 var. E, ee, Infinite var. Bioshock Infinite var. E, ee, doğru söylüyorum değil mi? Bioshock 1 tabii öncelikle çok Hı -hı. E, şey oyun. Ne diyelim? Çığır açmış bir oyun evet. Bioshock 1. Bioshock 2 o kadar e, yani bir kadar övgüler almamıştı diye hatırlıyorum Hı -hı. ki ben 2'yi oynamadım. Hı -hı. Yine ee, aynı ama değil mi şeyde geçiyordu? gene deniz altında geçiyordu sanıyorum öyleydi. Sanıyorum. Ee, Bioshock Infinite mesela aynı ruhu koruyarak ben e, e, benzer efendim anlatım tekniklerini sergileyerek temaya olan hı hı. yaklaşım falan bakımından başka bir yerde başka bir hikaye anlatıyordu. gene renk paleti falan kendi şahsına münasır bir hı hı. oyundu. Çok çok güzeldi. Ee, bence bir şey var piyasada böyle bir Bioshock şeyi var. E, ne diyelim? İsteği. E, evet bir açı açık var yani var, orada. Var öyle. Onun doldurulması lazım gibi geliyor. O mesela o ona e, ona yakınsayan oyunlar yapılmaya çalışıldı, e, edildi ki belki işte Bu Happy e, ne we bir happy beklendi değil mi? Mu? Evet. Ne, we happy, happy, mesela beklendi, daha daha beklendi öyle olsun onladı. falan diye beklendi ama olmadı anladığım kadarıyla. Hı -hı. O başaramadı onu. İyi ee, iyi bir Bioshock oyunu ben isterdim. Ee, olur mu olmaz mı bilmiyorum. Mesela şey e, e, temeli mesela System Shock desek bunun temeli hı hı. çıkış noktası olarak e, ondan ilham alan oyunlar ve onun ruhani devamları olarak nitelsek. Mesela bir Alien Isolation ona benzer bir oyundu hı. diyebiliriz bir, bir nebze hı hı. E, ama işte yani esaslı bir baya şok oyunun işte gelirse güzel olur gayet Aynen. iyi olur gibi geliyor bana. Um, ne zaman gelebileceğine dair hiç dediğin bir, gibi 2-3 yani yıl gibi bir, bir süre. Birkaç yıl diyorlar hiç net bir şey yok. Aynen öyle. Daha çünkü stüdyo yeni kuruluyor yani. Peki hala böyle. Efendim chatte varmış. çete dönebiliriz belki. Chatte enteresan bir şey varsa. E, 2K Games Bioshock'a odaklanmalı demiş Markus. Ondan sonra e, hikaye Infinite'in hikaye de varmış bu arada. Infinity biz bitiremedik değil mi Yok, ya? Yok hayır yarım kalmıştı. Niye oynamıyoruz onu? Bilmiyorum. Bitirsek ki onu. Niye öyle oldu o bilemedim ben. Ne kadardır ki uzunluğu? Olsun Yok 10 canım, saat 15 saat ne kadar, saat, olacak ne ya? kadar olur ne yani. Kadar olacak. Bir ara filmi evet düşünülüyordu. Hmm. Filmi olsun falan muhabbet dönüyordu. Oldu Ne oldu kaldı mı o bilemiyorum yani. <laughs> ee, 15 saatten de az diyor. Daha az? Evet. Doğrudur. Evet yani oturup oynanabilirmiş esasında. Pekala geçiyorum. Disney dünyada... Evet. 10 milyar dolar gişe e, rakamını geçen ilk stüdyo olmuş. Evet. E, olsun. Alkışlıyorum o zaman. Tebrik ediyorum. E, olsun Bravo. abi. Her şeyi aldılar. Olsun artık yani. En son rekorda kendilerindeymiş. Zaten 7.4 milyon milyar dolar mı ne? Öyle bir şey. Bir mali yılda mı oluyor bu? Evet. Bir yılda. Hı hı. Bir yılda 10 milyar dolar kazanıyorlar. Evet. İyi be para be. Vallahi bak, güzel para ya. E, nelerden <laughs> geliyor şimdi bu para diye bir hesaplayacak olursak ee, üstelik Türk olarak. Üstelik Hı -hı. bunun içinde Fox'tan olan filmler yok şu anda. Daha yok onlar. Çıkan hmm. filmleri eklememişler yani bunu direkt Disney. Temmuzda e, değil mi e, Temmuzda böyle bir şey olmuş anladığım kadarıyla 7.67 diye efendim kazandı diye bir evet. haber olmuş Variety'de anladığım kadarıyla. Şimdi onu bulmuş. Şimdi yani, onu, bulmuş, onu bulmuş onu geçmiş. En son 2016'da gene rekor bunlarınmış 7.61 milyar dolarla. Şimdi hmm. kendi rekorlarını kırmış olmuşlar yani. Çok hmm. nezih bir rakam tabii. Baya Senin nizli dediğin nizli. gibi Fox evet. efendim Fox'tan çıkan Ford, Ferrari, Dark Phoenix gibi filmler Onlar falan yok. bunlar yok içinde. Şimdi 12 ay içerisinde neler var diye baktığım vakit şunlar var. Avengers Game zaten tek başına 2.79 neredeyse 2.8 3 milyarı bundan geliyor zaten. Evet. Yani net. Lion King 1.6 Evet abi. Captain Marvel bir milyarı geçmiş gene Toy hmm. Story 4 geçmiş Alaaddin geçmiş yani zaten bunları toplayınca bir onun bayağı bir kısmı çıkıyor ya biz laf ediyoruz da gidip izliyor insanlar işte evet ya tabi. laf ediyoruz dediğim Şimdi biz bu filmlerin bu 5 filmin ikisini izledik mesela sinemada Captain tamam. Marvel'la Avengers'ı izledik yani Alaaddin bir milyarlık izleyici çekiyor inanamıyorum bak. İnanamıyorum yani hakikaten inanamıyorum Çekiyor yani Çok izliyor ilginç. insanlar gidip ben işte. Ben hayatta aklıma gelmez yani. Aladdin'in şey çekecekler işte e, normal oyuncularla filmini çekecekler ve bir milyar izlenecek. Yani. ihtimal vermem. Film kötüdür iyidir diye bir şey söylemiyorum yani. Ben bir izlemediğim için bilmiyorum. Ama demek yani o istek orada duruyor demek ki. O istek var ki gidip izleniliyor. Evet. Şey e, hani biz de konuşuyorduk ya chatten de bize paylaşılıyordu. Hı hı. Hatırlıyorum onu. E, i̇şte Disney'in hani mirası nedeniyle olabilir mi? işte benzer hikayeleri veya aynı hikayeleri nesil nesil anlatın Hı -hı. falan gibisinden. Hı -hı. Öyle bir teknik e, taktik uyguladıklarını düşünsek işte Lion King'ler baştan Hı -hı. geliyor. Ne Güzel ve e, çirkin işte, geliyor book, falan. Aynen yani, onlar falan. Hepsi hepsini. yeniden yapımı geliyor. Demek ki o hikayelere olan bir ihtiyaç şey e, söz konusu. Yeni nesilde de yani bunlara bir ihtiyaç var demek ki. İzleniyor Hı -hı. diyecek bir şey yok. Başarılı bir teknik taktik o zaman. Öyle. Bakalım. Başarılı yani. Eee Kesinlikle öyle gayet başarılı. Daha da hakikaten Star Wars var Excel Yellow Wolf'un dediği gibi. Biri bulur mu Star Wars? Yeni Star Wars? Bence bulur. Ki hani film iyi ya da kötü olurun dışında söylüyorum bunu yani. Bence Bir bulur. şey diyeyim mi? İlk gün Özellikle ilk gün izlenimlerinden sonra ikinci hafta çok etkilenir gibi geliyor Star Wars'ta. Hmm. Her film için ikinci hafta o kadar etkilenir diye düşünmüyorum. Hı hı. Ama Star Wars'ta e, ikinci hafta e, gişesi bayağı etkilenecek gibi geliyor bana. Çünkü bence tetikte olan bir kitle var. İkinci filmden sonra, Last Jedi'dan sonra. Tetikte olan bir kitle hı hı. var. Ne olursa olsun izlerim diyen Hani şey gibi oldu seçim yorumlaması gibi oldu. Gri, evet. gri seçmen gibi yani anladın mı? Gri Şimdi bu iller seçmen çok gibi. önemli. <laughs> Vallahi öyle oldu. Yani ne olursa olsun izlerim diyenlerden bir grup bence Last Jedi'dan sonra bir ayrıldı. Yani e, bekliyor. İyi bir eleştiri yani fena değil falan gibi bir eleştiri gelirse gidip izleyecek gibi geliyor bana. Abi bu ne gene işte yok SJV yok öyle oldu böyle oldu muhabbetin duyduğu anda... Ee, yok kardeşim gitmiyorum diyecek bir kitle var bence. Bana da şey gibi geliyor hani Star Wars öyle bir şey ki sırf söylenmek için bile gider insanlar gibi geliyor. Ya o hani. çekirdek kitle orada zaten onu ayır sen o grubu. Ben oradan ayrılmış bir gri bir kitle var gibi geliyor bana. O yüzden ee, valla bilemiyorum. Bilemiyorum. Star Wars bir geçer mi geçemez mi filmin ilk iki gün hafta sonu performansına çok bağlı olacak. Kötü adam şu an direkt bir ee, şey şey ee, ekonomi haberi sunucusu yorum yaptı uzun Noel tatilinde deli hasılat yapacak. <laughs> çok e, hasılat yapmaya çok müsait çok bir dönem müsait. hiç itirazım yok. Ee, <laughs> İnternet dördüncü ay çok teşekkür ediyoruz sağ olun efendim. Galip efendim galip teşekkür ederiz. Yani film çok saçma bir film çıkarsa ki duyduğum şeyler çok saçma bir film çıkabileceği yönünde olur olmaz bilmiyorum. Hı hı. Herkes aynı şeyleri söylüyor. Yok sızıntıyı okudum, izledim. Yok haberler akıyor bilmem ne. Çok saçma sapan bir film olabilir. Normalde bir Star Wars filmin 1 milyar rahat aşmasını beklerim ama o saçma sapanlıkta bir film olursa belki diyorum ikinci üçüncü hafta düşüşle A, birlikte keşke aşaması ama zorlanabilir belki aşar diyorum. bence bilemiyorum göreceğiz Disney'in işler tıkırında ama onu söyleyebiliriz yani kötü bir film çıkarsa hakikaten aşmasın ya neyse e, gitme abi o zaman gideceğim aldım bile biletimi. Ya ikinciye de gideceğim Aa, diyorsun. Ben ikinciye gideceğim demiyorum. Çıkışa buluşma. gideceğim. Çıkışa gideceğim. Yani dedim. buluşma. Sen niye gelmiyorsun falan diye bana atarlanılıyordu burada. İkinci... Şu anda bize bu çıkışa da gelmeyin deniyor ona bakarsan da gideceğim işte. Niye çıkışa gelmeyin ya deniyor? takılıyorum. Yazık, yazık. Üzülüyorum vallahi. Çok üzülüyorum. Buyurun. Bir para basma e, Aa, IPC bir, daha. Evet ya. Direkt öyle. Para basıyorlar. <laughs> Minecraft, PlayStation para 4 basıyorum. Now'da ve artık ee, cross platform oynamayı destekliyor. Evet. Şöyle. Bedrock, Bedrock Edition gelecekmiş 10 Aralık'ta. Hmm. Ki 10 Aralık bugün Now, değil mi ya? PlayStation nava geliyor yani. Evet 10 Aralık bugün evet yani bugün geliyor Bedrock Edition e, versiyonu geliyor. Aha. Ve e, PlayStation 4'te artık crossplay play oynanabilecek. Her yerde aldığın PlayStation'ın aldığın özellikleri işte bilmem ne alınıyor bu oyunda bilmiyorum ama e, şey başka yerlerde de kullanabilir hale de geliyorsun. Herkes birbiriyle oynayabiliyor. Aman ne kadar güzel. Bütün dünya el ele tutuşalım. Minecraft oynayalım. Bir şey sormak istiyorum. PlayStation 4'teki versiyon zaten Minecraft e, Bedrock Edition değil miydi? PlayStation 4'te bulunan edisyon. Şu anda değilmiş sanıldığım kadarıyla. Bedrock Edition gelecekmiş. Onunla birlikte Navada mı geliyor? E, Hayır. Ama şöyle bir durum var. PlayStation mesela Minecraft konsol Edition falan diye geçiyordu galiba. Hı hı. Sonra play, o konsol Edition falan muhabbetleri kalktı ya da mobil Edition bilmem ne. E, Minecraft diye geçmeye başladı. Eee hı hı. Onda crossplay var mıydı diğer platformlarla bilmiyorum. Ama Bedrock e, diye sanki kalmış hmm. aklımda. Bilemedim. dur bakayım haberi okuyayım ben. Daha e, net bir şekilde belki. Yansı Yokmuş önceden. Wonder Rüzgar olsa burada anlatır. Ben aynen. Minecraft o kadar hakim o da olmadığım için. O oynamıyor da Biliyor mu haberleri nereden duyuyor kimden duyuyor bilmiyorum. Okulda konuşuyorlar herhalde <laughs> e, şey yapıyorlar demek ki. Ee, ne demiş? Efendim Minecraft e, duyurmuş ki yarından itibaren yani Bugün. bugünden itibaren ar 10 Aralık itibariyle e, popüler efendim craft e, RPG'si. Böyle de anlatıyorlar. Minecraft işte be. E, Bedrock versiyonu PlayStation 4'de geliyormuş. Bedrock versiyonu da geliyor PlayStation 4'e. Yani sırf nava değil o zaman. Hayır canım PlayStation'a geliyor diyorum işte. Peki. Abi PlayStation ben bunu ne diye okudum biliyor musun? Bak şimdi saçmalığa bak. Play, PlayStation ha Now sen var now ya. Derken, of, tamam. Ben hizmet PlayStation okay, Now tamam, o tamam, ondan kafam karıştı okay, yok, biliyor yok, musun? PlayStation 4'e geliyor. PlayStation 4 Now yani. Now şimdi Evet artık yani, artık, yani evet Allah geliyor. Ya saçmalığa bak ya. Ya iGen ya. Hayır iGen <laughs> değil abi benim saçmalığım Orada 4'ü görsem. Neyse tamam PlayStation 4'e geliyor. Tamam yokmuş <laughs> geliyor. okey. Tamam. Yok. Ben de ben de ikna ne? oldum. Oldun mu? <laughs> ben de ikna tamam, oldum. Tamam oynayacak mısın? O, olabilir. Rüzgar çok bayağı şey yapıyordu. PvP oynayalım seninle falan diyordu. Evet. Siz biriniz Playstation oynarsınız. Biriniz ne bileyim bir yerden Switch'ten oynarsınız. Switch'ten oynar. Ipad'den oynar. Bir sürü şey var. Seçenek Artık var yani. Artık her şeyde var Minecraft biliyorsunuz. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Ee, i̇yi güzel. Peki. Crossplay e, iyice açıldı Playstation 4'te o zaman. bayağı bir şey oldu. Evet evet. iyice. Herhalde bu 5 beraber herhalde açacaklar iyice kapının ağzını. Xbox One ve PC 2017'den bu yana cross platform destekliyormuş. iPad'den falan girdiğin zaman da bayağı e, şey e, login oluyorsun. Xbox Hı -hı. login oluyorsun. E, ve bayağı Xbox achievement'lar falan da şu anda oluyordu en son. Bir tek PlayStation kalmıştı herhalde. PlayStation. Switch'te de oynanabiliyordu. Siz Switch'te evet. oynamıştınız Rüzgar'la hatırlıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Şey PlayStation'a dahil oldu. Artık Güzel yani. oldu, iyi oldu. E bir zahmet onlarda. Yalnız farkında mısınız? şeyi yolladıktan sonra bu işleri çok hızlandırdılar. Ee, Sean Layden'ı birden hızlandı yani her şey birden böyle PlayStation 5'ler tanıtıldı <laughs> birden crossplay'ler başladı PlayStation'ın başına böyle bir noter abi mi e, atadılar ne yaptılar noter ne yollansa derken? onaylayıp e, <gülüyor> <gülüyor> çünkü Sean onlaydın herhalde şey veto ediyordu bunları ne bileyim abi adam gitti bir açıldı ortalık yani gidin bunu bir daha çalışın bir daha benim önüme getirin diye Şimdi değişim olunca... Şimdi şey gelmedi mi işte başına? Sean yerine şey gelmedi mi bizim Ne? karizma abimiz? Hayır canım olur mu? World ha o şeyin başına, başına, başına geldi, geldi ya tamam doğru. Ee, Şuheyni'nin yerine geldi o. Doğru Şuheyni ayrıldı yerinden. Tabii, tabii, onun yerine geldi yani. Ee, bugün 17'de de State of Play var. 17'de ee, miymiş o? 17'de mi bilmiyorum. Bugündü galiba onu biliyorum yani. Doğrudur 17'deymiş. Reji oyunu öyle söylüyor. Eee... Hani şey YouTube'a da yorum gelmiş State of Play'e bakar mıyız beraber diye. Çok kısa saat zaten Yarım ya. 15 yarım dakika saatlik, oluyor evet. Belki şöyle bir şey yapabiliriz. YouTube'a özel bir şey olur. Belki yani yarım saat Twitch'te açmayız da. Ha, YouTube'da bir yayın YouTube'da açarız. YouTube'da yarım diyorsun. saatlik olabiliriz. beraber izlediğimiz hmm, bir yayın açabiliriz olabiliriz. belki. Hem de bir denemiş oluruz YouTube'da. Ha, nasıl, nasıl oluyor diye. Bir saat 5'te var Çok oldu mi? YouTube'da yayın açmayalım. Aa, benim altı da işim var. Senin altı da işin var. Zaten, zaten, 20 dakika 5 ,5 yarım saat tamam, yani bitince yok. hemen kaçabilirsin okay. gibi geliyor bana. Bir deniz bakalım olursa olur yani aklınıza bulunsun. Matrix 4 Mindhunter'dan Jonathan Groff'u eklemiş. Evet. Matrix 4 ilginç isimler katıyor kadrosunda. Ne olacağı ne biteceği Matrix 4 nedir bilmiyoruz ama Matrix'te e... tuhaf şeyler olduğunda Groff bakışı atsın diye kadroya alındığı e... söylentileri var. Niye? Grove bakışı. Literatüre evet. kazandırdı. Kesinlikle. Ee, Matrix 4'e katılmış. Yani baya evet. bayağı bu iş yürüyor şu bayağı anda. Yürü, baksana kadro e, Aquaman'dan Yahya Abdülmaten. 2. 2. Metin 2 gibi oldu. Metin 2. <laughs> Metin 2'yi kadroya Nail, katmışlar. Patrick Harris, Jessica Henwick bu isimleri evet. katmışlar kadrolarına. Aranan isim hala yok ama kadroda. Kim? Beklenen, aranan, arzulanan isim. O kilo versin önce. Lawrence Fishburne'den ee, mi bahsediyorsun? Lawrence Fishburne çok şişti. O, yani filme sığdıramıyorlar onu. Zor, zor mu onu. diyorsun? İtiyorlar. bitmiyor. Zor. Biraz bir ben, Ana ben, 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 bekliyorum sen... ya. Ben evet, bekliyorum Lawrence ya. Lawrence Fishburne bence de olmalı katılıyorum. Keanu Reeves ve Karen Moss. Onlar varlar. Tamam. Onlar var bi Aynen. diyebiliyoruz. Ceda Ee, Jada Pinkett Smith'le görüşüyorlarmış. Şey Naya bir rolü için tekrar döner mi dönmez hmm. mi diye. Onun kırmızı bir deri ceketi mi vardı? Kırmızı bir uzun bir şey vardı ee, onun. Öyle şey, hatırlıyorum. Şey pardesu gibi bir şey vardı galiba. Hmm. Lena Wachowski yönetecek evet. filmi. Evet ve şey yok. Kız kardeşi yok. Kız kardeşi olarak. niye yok bu sefer? Bilmiyorum artık kavga mı ettiler anlaşamadılar. Yapma ben ya. Atıyorum. Hemen duruyorum. hemen ortalığı karıştırdın. Hiç bir yok yani attım şu an. Hemen zamanlar. karıştırdın ortalığı. Şimdi abi bir şey soracağım o zaman. Hı. Çok yeni bir şey yapılmadığı takdirde DNA'yı koruyup ama hep söylüyorum Matrix ismini <laughs> koyuyorsun madem DNA'yı koruman evet. lazım. Efendim e, çok yeni bir şey yapılmadığı takdirde işte bu Matrix hani bulaşılmasa falan muhabbeti dönüyor ya sen Hı -hı. ne düşünüyorsun bu konuda? Abi bulaşmayın ne güzel duruyor orada filmler işte. Yani. Mi? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Aslında Star Wars gibi yaklaşıyorum Matrix'e de. Bence Neo'yu, Trinity falan hiç dahil etmeye gerek yok. Ben başka bir hikaye anlatabileceğim bir evren var orada çünkü. Hmm. Yani öyle bir yerden gitseler de daha iyiydi. Ya da Neo ve Trinity göz gözükecekse ufacık gözüksün. Yani şey olmasın onları izlemeyelim yani seni ortaya attım farkındasın değil mi? ben bir şey söylemeyecektim Matrix ile ilgili seni konuşturdum ben Matrix ile ilgili hiçbir şey söylemiyorum tamam ben söyleyeyim o ben bir her şeyle ilgili söylüyorum artık herkes, ilgili. Ha, her şey geliyor artık ama, alıştım yollayın ama arkadaş nasıl bir şey varmış kitlesi varmış Matrix'in evet, bizde evet bilmiyordum o kadar olduğunu hiç fikrim yoktu aynen Hii. arkadaş siz filmi izlememişsiniz ulan senin yaşın kadar ben gitmeyi izlemişim filmi zamanında bana diyor filmi izlememişsin diyor her yerden atar geliyor o yüzden artık ne yapayım yani. <laughs> ana Anam anam anam. İzlemeden Sizin yorum yapıyoruz. Anlamışsınız siz öyle mi? Biz esasen beyinsiziz. Bir şey de yapmıyoruz zaten öyle kalacağız işte. Ya sen Aslında. ne kadar alıngan bir insansın Ne alınganım be alıngan gibi bir halim var. Her şey mi var? öğrenene alınıyorsun arkadaş. Ne alınacağım? Ne zaman geliyor peki bu film bir fikrimiz hiçbir var mı? Hiçbir fikrimiz yok. E, herhangi bir fikrimiz yok. <laughs> ne zaman olduğuna dair hiçbir <gülüyor> <gülüyor> fikrimiz yok. Acaba bu sefer de böyle bir çizgi romanla falan desteklerler mi? Hmm. <laughs> <laughs> İlk film yaparken evet. vardı ya çizgi roman. Olabilir. Enteresan olurdu. Güzel olurdu. Ya bir şey diyeceğim. Bu dönem böyle süper kahraman filmleri falan çok revaçta ya. Öyle evet. bir e, akıma kurban etmesinler Matrix'i ya. Bir an böyle bir düşündüm. Ama Matrix'in havası çok... E tamam ben de onu söylüyorum. Kurban etmesinler evet, diyorum işte. Evet öyle bir şey olmaması lazım. Sonuçta dediğin gibi Matrix'in DNA'sı dediğin şeyde öyle bir şey yok yani. Peki. Hayır anlamamışsınız var peki. <gülüyor> <gülüyor> ya var anam var. Gönderme gönderme var. Her şeye gönderme var. Efendim alt metinler var. Ee, her şey var. Mesela hayat, var. her şey var Matrix'te. Canım var ama hakikaten yani. Var canım Bu, var. Bu ıı, tavşan değil. Evet geçiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. var olun. Ee, Riot Games. Evet Riot Games. İlgili League of Legends'la ilgili hiç akla gelmeyecek. Yani hayalinizin ucundan köşesinden geçmeyecek bir isimle birlikteliğe başlamış. Louis Vuitton mu Louis görüyorum Vuitton. orada. Aynen Louis Vuitton. Louis Vuitton'la e, League of Legends'a özel bir e, seri yapmışlar. Sana Kıyafet bir soru sormak sormak istiyorum. Söyle, sor. Louis Vuitton herhangi bir ürünün var mı? Sence olabilir mi? Birazdan fiyatları görünce sen söylersin olup olamayacağını. Çakma falan da yani. mı yok? Ya iğrenç sevmiyorum ben Louis Vuitton Zaten her şeyin üstüne LV yazan şey niye bir, reklam panosu gibi niye geziyor insanlar? Çakma falan bir çantan da mı yok? Hayır yok. Sevmiyorum tasarımlarını. Futbolcular çok kullanıyorlar onu biliyorum. Evet değil mi? Böyle tıraş çantası gibi ufak şeyler falan kullanıyorlar. Futbolcu <laughs> Louis Vuitton. Böyle mi yazıyoruz? Nasıl yazıyoruz? Altta çıktı bak. Louis Vuitton. Ton. Hayır iyisiz. İkinci Louis, iyi yok. Louis Vuitton futbolcu çantası. Ha? Budur. Evet. Mesela, mesela sen şunu kastediyorsun diye tahmin ediyorum. Olabilir. Şöyle bir şöyle bir görselimiz var mesela. Valiz. Herhalde Louis Vuitton burada göremedim. Ama Anlaşıldı. anlaşılmıyor değil mi? Hı. Anlaşılmıyor. Adamlara yakışır çanta yani. Arda mı? Arda. <laughs> Ama eski fotoğraf ya. Ben yeni bir şey bulamadım. Yeni bir şey bulurum belki. Ama Samsonite güzel. Mesela Samsonite çok güzel çanta. Çok pahalı. Ben yok Samsonite'm ama hem sağlam hem tasarımları da güzel. Louis Vuitton abi reklam panosu gibi geziyorsun. Her şeyin üzerinde bu şey mi olur ya? logo ya mu olur ya? ne var? Nike efendim ayakkabıya logo koymasın mı diyorsun? Logodan oğlum? bahsetmiyorum. Bak bütün çantaların skin'i bu. E tamam. Sonuç Tekrar söylüyorum Nike ayakkabı giyince üstünde logo olmuyor mu? Anam her marka logo taşıyor ama her şeyinde yani eşarbından çantasına bilmem nesine her şeyinde bu aynı desen var yani. Buyurun açın şeyde de görelim. Neyde göreceğiz? haberde de görelim. Haberde göreceğiz. Futbolcu havalimanında soyuldu haberine geldim şunu ararken. Bakayım. Evet, Louis Vuitton. Mesela ne ne düşünüyorsun? Sevmiyorum. Bence gayet şık ya. Son derece tamamlayıcı. Son derece şık. Ee, bir, bir statman bir statement olarak yani, yani Louis çok Vuitton çakması var gerçekten çok çakması var peki çakmasını ne kadar alabiliriz biz bunu yani Gürkan'cığım şimdi şöyle bir mesela gitti gidiyor da ben bakmak gitti istedim gitti gidiyor değil sen pazarına gidip alırsın yani ya tamam sen pazarına gidersin de, gitti gidiyor da ben arıyorum <laughs> desem nasıl yazıyorduk Louis. Louis Vuitton diye ararsan olur mu canım Louis Vuitton çıkar o zaman ya abi ya çak... itton ne Vuitton itton Vuitton. Vuitton. Evet. bu Vu it, Vu... 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 Vu it... Ton, ton. Evet. böyle mi yazıyoruz? Evet. Çıkmadı bir şey. Niye çıkmadı? çıkmaz? Çünkü burada olmaz. Çok ihtimalle. pahalı çünkü. <laughs> ya çakma abi, Louis Vuitton stil falan dese. <laughs> Tarzı falan de, çakma yazdı. Çakma, <laughs> çakma kesin çanta çıkacak. Fiyatları. Çakma çanta fiyatları. Louis Vuitton Buyurun. çakma çanta fiyatları. Buyurun. Bir kere Bak, bir saniye. Buyur, tamam buyur. Mesela, heh, geleceğim. Lira. bir saniye geleceğim şimdi. Şuradan bir açtım. Bu ne, ne sitesi biliyor musun? Moda Cruise bilmiyorum. Moda Cruise sitesiymiş. Şöyle açalım şimdi. Burada var mı acaba? Bayan Louis Vuitton kol çantası modelleri. Çakma işte bunların hepsi. Bu fiyata satılıyor olması mümkün mesela değil. Mesela şöyle bilmiyorum. bir çantamız var. Mesela. 120 lira. Evet. Son derece nezih. Abi o da çanta bu da çanta. İkisi de taşıyor işte. Mesela şöyle bir ürünümüz var. Mesela. Nasıl? Bunlar sanıyorum ikinci el falan. Delikli menikli havalandırması bile var. Evet. <laughs> son derece başarılı, son derece nezih. Ben şunu fiyata göre sıralayayım. Mesela, e, fiyata göre azalan yapalım. Tamam mı? Buyurun mesela. Şu anda bizi podcast'ın izleyen arkadaşlar <laughs> bayağı e, Louis Vuitton çan çakması çantalara bakıyoruz. Evet. Yani çok Şöyle bir fiyat bir var 20.000 şey 20 yok. bin lira mesela. 8.000 bin değil 20 sadece 20.000 20 bin lira. Aa, iyi olmuş o an. <laughs> Bayağı güzel indirmişler. 8 binin üstünü çizip 20 bin yazmışlar oğlum. <gülüyor> Yandaki <laughs> ne demeli? 40 binin üzerine çizip 20.000. bin. Şu bir çantayı 20 bin lira verdiğim ya... Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu çanta benim ilgimi çekti. Valla hoşuma gitti. Daha bir terk etmeni istiyorum. Hayatımdan çık bir daha karşıma çıkma. Abi ciddiyim ya. Ben de. Spor salonuna bununla gitmek istedim yani. Şöyle <laughs> takman gerekiyor yalnız bunu <laughs> Ya bunun içine böyle e, ıslak ter kokulu <laughs> tişörtlerini falan koyuyorsun. İçinde unutuyorsun sonra. <laughs> <laughs> ya yani neyse bayağı bir geniş bir skaladan bahsediyoruz. Çok geniş işte. bir skala. Çok da geniş bir fiyat skalası. Şimdi bakalım, bir bakalım League of Legends'a nasıl bir fiyat skalası uygulamışlar. Buyurun e, koleksiyon şeyimiz var. Yani League of Legends e, temalı Louis Vuitton ürünü alıyorum ben? Evet öyle yapıyorsun. Hmm. Aynı zamanda da şey önceden de galiba Kasım ayında şey olmuş. Louis Vuitton skini e, çıkmış. Şeye, Oyuna. League of Legends'da şimdi hmm. tam tersi. Gerçek hayatta League of Legends temalı e, En Louis pahalısı Vuitton. 5000 dolarmış. Evet açarsan işte bir şeyimiz var. Şöyle aşağıya Basabilirsin onların üstüne. Ha, galerimiz şu var. şey galeriye Mesela bakalım. Mesela böyle bir ceketimiz Şöyle var. Bakalım. Fiyatları da yazıyor yanında. Sadece... 5650 dolar. Güzel. Böyle bir çok nezih. Kaban. Çok çok nezih olduğunu düşünüyorum. Onda da fiyat yazıyor. 4, çok şık. Bir şey. Bak dikkat edersen üstünde gene. hepsinde var. Var değil mi bu? Elbet. Ama bu marka işte. Bu marka. Ona para veriyorsun değil mi? Klasik. Aynen öyle. 4450. Mesela Uludağ gittin. Hah. Hah bak hemen Nasıl? olayı. Çok güzel. Nasıl? Uludağ çok gittin. Güzel. Üstüne şunu geçirdin. Çok güzel. Çok nezih olabilir çok. Diye düşünüyorum. Şöyle bir şapkamız Şapka. var. Mesela şu şapkaya 730 dolar veriyorsun. Paris'te bir kafede mesela kahveni yudumluyorsun. Bununla. Hı -hı. Güzel. <laughs> şey gibi durmuyor mu ya? Watermark gibi durmuyor mu? Shutterstock'tan imaj çalmışım <laughs> evet, falan aynen gibi. Evet öyle duruyor. <laughs> Ay Allah'ım ya. Bel çantası var. Olmazsa mesela. olmazımız. Olmazsa olmazımız. Şöyle bir ayakkabımız var. 1060 dolar. Neden almıyoruz mesela? Bunlar League of Legends temalı mı e, şimdi? Ben hiç anlamadım ne alaka. League of Legends'ı da oynamıyorum. O yüzden de bir alaka Hı. kuramıyor evet, olabilirim yani de. Yani League of Legends kamuflaj neresi? Kamuflaj abi bildiğin kamuflaj bunlar. Neresinde aynen yani? League of Legends? Yani bu, bu, bu desenin League of Legends'la ne, ne gibi bir ilgisi var? Hiçbir fikrim yok. Hiç, yani fikrim yok. Güzel bak bu güzelmiş. Hoodie. 2420 dolar. <laughs> Sadece. Veririm. Verir. Param olsa Verir. verirdim Tabii Yani. Sap paralarıyla 2420 dolara Louis Vuitton League of Legends. de ki ben oynadım, üstüne çalıştım, ben de anlamadım. Evet, şu anlamlı olabilir evet. Bu belki bir League of Legends Abi, teması olabilir. Baskı tişört. Evet. Baskı League of Legends tişört. Ne Fiyatı, kadar olabilir? Ben baktım o yüzden biliyorum. 670 Bir şey sormak istiyorum ya. Bak bir şey sormak istiyorum. Bunu fiyatını belirlerken nasıl davranıyorlar? Nasıl bir yaklaşım sergiliyorlar çok merak ediyorum. Yani Abi, Bence zaten minimum bir şeyleri var hani Louis Vuitton markasının bir tişörtü en ucuz 500 dolar olabilir falan gibi bir şeyleri var. Ama 660 kurtarmaz 670 olsun. Yani 660 yapamayız. 670 olsun. 670. Yani çok dikkatli hesaplamalar <laughs> sonucunda 670 olması gerektiğine karar verdik. 600 değil. 700 değil. 670 dolar. <laughs> Peki güzelmiş. Var mı başka enteresan bir şey? Evet, saat Oo, var. Bak bu enteresan. Mesela saat bir paltodan daha bu ucuz. Bu bir akıllı için. saat mi? Sanmıyorum ne akıllısı. abi öyle ekran nasıl olacak? Işık koymuşlardır der 3050 dolar. Maşallah. Fiyat generator dönüş. gibi bir şeyleri olabilir diyor Grotters. Olabilir ya. <laughs> Buna kaç koyalım? Random price generator. <laughs> evet, sen şey koyuyorsun mesela alt üst limit koyuyorsun. Evet olsana yapıyor. Başarılıymış. Gayet iyi. Gayet makul olduğunu düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bizim bizim vazifemiz sizlere tabii. bunu ulaştırmak. Yani lüks tüketim hepimiz burada sonuçta belli bir zenginliğin Doğru. üzerinde insanlarız. Doğru. Hani neler giymeliyiz, neler kullanmalıyız diye düş sorunca biz de bu sorulara elbette yanıt vermek durumunda kalıyoruz değil mi Gürkan? Doğru, bir dahaki hafta mesela yat incelemesi yapacağız Marina'ya gidip. Aslında doğru söylüyorsun ya ama spesifik davranmak lazım. Youtube'da biliyorsun niş yani önemli. Spesifik Hı -hı. bir kitle hitap etmek Hı -hı. önemli. 30 metre ve üstü yatları e inceleyelim. <laughs> ya Gürkan tabii ki. Lütfen. 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 Aa. Sonraki hafta mesela ben yat içinde kullanılabilecek nevresim takımları üzerine gitmeyi düşünüyorum. Olur. İpek özel. Louis Vuitton. <laughs> Yatıyorum üstünde LV yazıyor ama çarşafın. Salyalar akıyor P -X -P -T falan. PXPT diye giyim markası tutar yalnız diyor Cyberbiz'in. Oyuncuya yönelik lüks tüketim. Doğru. Pembe ve turuncu üzerine giden. <laughs> evet. Evet. Erkekleri pembeyi sevdirece sloganıyla öne çıkan. <laughs> Gayet makul. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. kop koyunun sonuna geldik. Bugün de salı gününün sonuna geldik gençler biliyorsunuz twitch.tv slash pixopat üzerinden canlı olarak kaydettik programı youtube.com slash pixopattan izleyebilirsiniz programı videoyu belki oradan izliyorsunuz eğer öyleyse itunes ve spotify üzerinden de podcast olarak dinleyebilirsiniz biliyorsunuz zaten youtube'da da artık abone olma bize destek olma maddi destek olma imkanınız var eğer dilerseniz böyle bir şeyi youtube'dan da bize abone olabilirsiniz hatırlatayım onu ama onun dışında hep söylüyorum en büyük destek izlediyseniz sevdiyseniz paylaşmanız abone olmanız, beğenmeniz biliyorsunuz artık. Bunları ezberlediniz sizde. Ben de ezberledim. Rahat rahat söyleyebiliyorum diye düşünüyorum. Gülcüm teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum Gülcüm. Görüşürüz gençler. İyi bakın kendinize.